Kıymetli gençler hoş geldiniz. Eşkenar dörtgen test 3 ile devam ediyorum. Birinci soruya dalıyorum hemen. Şekil 1'de eşkenar dörtgen biçimindeki bir kağıda AE boyunca katlamışım ve D köşesi AC köşegeni üstünde bir D üssü noktasıyla çakışmış. O zaman aslında bana diyor ki şu AD'yi uzat. Bunun köşegen olduğunu gör. Tam olmuyor ama neyse. Biz onu o zaman elimizle çizelim. Onu da beceremedik. Yani şöyle bir şey diyor. Peki. Sonra diyor ki orası 42 derece ise okey. O zaman şunu yapacağım. Katlama gerçekleşiyorsa şurası A açısı ise burası da A açısı olmalıdır. Eş açılar. Şimdi bu AC'nin köşegen olduğunu söylüyorsak o zaman buraya 2A kondurduysam şuraya da 2A konduracağım. Peki sonra ne yapacaksın hoca? Şunu yapıyorum tatlı çocuk. Şuraya dikkat et. Bak burada 2A ile 42'nin toplamı şu açıyı verecek. Yani şuraya ne yazıyorum? 2A artı 42. O zaman burası da 2A artı 42. Niye? Çünkü o açı eskiden buradaydı. Biraz çirkin oldu orası ama idare ediver. 2A artı 42. Evet, sanırım bitirdik. Aynen. D köşesindeki açı 2A artı 42, A köşesinde 4A. O zaman bunların toplamı yani 6A artı 42, 180 olacak. 6'ya bölüyorum. A artı 7 eşittir 30. A da kaç olur? 23. Peki, başka neler yapabilirim? Ha, bana onu soruyor mu zaten? D, A, E. Değil mi? Aynen. Nokta 23. Elazığ plaka, Elazığlılara selam olsun. 5 tane özdeş eşkenar dörtgenin birleşimiyle bir enteresan şekil elde etmişim. Buna göre diyor ki ADO açısının ölçüsünü bulabilir misin? Muhtemelen buluruz. O şekli şöyle tamamlayayım. A ile O'yu da birleştireyim. Şöyle. Şimdi bunların her biri birer eşkenar dörtgense ki öyle olduğunu söylüyor. Yani şu açıya A diyecek olsam şuna da A demem lazım. Orası, o zaman burası 2A, 2A, A, A ve 2A olacak. Yani 2, 4, 6, 8, 10A yazmışım oraya. Peki bu 10A dediğim açının ölçüsü ne olacak? 10A dediğim açının ölçüsü tabii ki de 180. Niye? Çünkü orası bir doğru açı. A o zaman 18. Şimdi ben ADO'ya ulaşacağım. Fakat önce şu göbekte oluşan açının ölçüsünü bulayım. Burada ne var? 1, 2 de burada 3, 2 de burada 5, 1 de burada 6A. 6A ne yapar? 108. Okey. Bu köşede dursun. Şimdi bu eşkenar dörtgenlerin her biri eş miydi? Evet. O zaman AO köşegen uzunluğu, OD köşegen uzunluğuna eşit olmalı. Yani bu ADO üçgeninin ikizkenar olduğunu söylüyorum. Tepe açısı 108 ise tabanlarına kaçar kalacak? 36'şar. ADO kaçtır? 36'dır. Geliyorum 3'e. ABC'de eşkenar dörtgen diklik vermiş bana 10-14 diyor. Yani eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 14. O zaman şuraya da 4'ü çakıveriyorum. ECX kaçtır? Eşkenar dörtgende köşegen ne halta yarıyordu? Abi açıortay oluyordu. O zaman hemen aklıma bir açıortay teoremi geliyor. Diyordu ki açıortayın üzerinden alınan bir noktadan açının kollarına inen dikme uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Yani burası 4 ise burası da 4. Şimdi DBE üçgeni ikizkenarsa o zaman burada 4. Öyle değil mi? Bitti o zaman. Ne bitti? Biz bu eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu 14 demiştik. Yani şuraya 14 demem lazım. Demek ki X uzunluğunu bulmak için 14'ten 8 çıkaracağım. 6'yı paket yapacağım. Geldim 4'e. Evet, bir eşkenar dörtgen çizmem istiyor. Sanırım oldu. Özür. ABCD eşkenar dörtgeni. Sonra diyor ki KLM eşkenar üçgeninin KL kenarını BC ile çakıştır. Yani içeriye bir eşkenar üçgen çizeceğim. Özür, şunu şöyle çekeyim. Oldu gibi. Evet. Sonra MAD diyor. Şimdi KLM'yi çakıştırdıysam M köşesi haliyle şura olacak. Sonra bana diyor ki mavi olsun MAD.
Abi MAD neresi? Aha da burası. Bura kaç dereceymiş? 10. Çok kötü. Şimdi başlayalım o zaman. Dansı başlasın. Eşkenar üçgen. Çup 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 ve çup çup. Bura 60. Bura 60. Bura 60. Şuraya 2A diyorum. Nedenini şimdi açıklayacağım. C köşesindeki açı 60 artı 2A. B köşesindeki açıyla 180'e tamamlayacaksam onu. O zaman şu açının ölçüsüne 60 eksi 2A yazmam lazım. 180'e tamamladım B ve C'deki açıların toplamını. Şimdi buraya neden 60 eksi, daha doğrusu buraya neden 2A yazdım? Şimdi buraya 60 eksi 2A geldi. Dolayısıyla şu açının ölçüsüne 60 eksi A, şu açının ölçüsüne de 60 eksi A yazacağım. İkizkenar üçgenin iç açılar toplamı 180. Özür. 60 artı A yazmam lazım değil mi? Aynen. Evet, şimdi anlaştıysak işi bitiriyorum. Eşkenar dörtgen aynı zamanda paralel kenardı. Yani A ve C, yani karşılıklı köşe açılarının birbirine eşit olduğunu söyleyeceğim. Yani diyeceğim ki 60 artı 2A C köşesindeki açı eşittir 60 artı A artı 10 A köşesindeki açı. Bunlara çup çup giderse buradan A'yı kaç bulacağım? 10. Peki benden istenen ne? MC'de. Ona ne demişim? 2A yani kaç? 20. Evet, anlaşmışızdır diye düşünüyorum ve geliyorum 5'e. ABCD eşkenar dörtgen, ürkütücü bir şekil var. Paralellik söz konusu. Şimdi eğer EF AD'ye paralelse hemen şöyle yürüyorum. Şu açının ölçüsü şuna eşit olur. Paralellik varsa o zaman şurası da 3 olur. Bu bir eşkenar dörtgense kenar uzunluğu 3 artı tık tık. O zaman kenar uzunluğu 3 artı tık tık olmalı. Şurası da 3. Şimdi FB uzunluğu GC'ye eşit demiş. FB'yi hemen şöyle bir boyayalım. Tamam, onu ifade ettik. 3, 7 alan ABCD. Güzel. Yani ben bunun bir kenar uzunluğunu bulursam alanı bulurum. Neden? Çünkü 60 derecelik açım var. Sinüs alan teoremi yapıştırırım. Şimdi burası 60'sa şuraya da 60 yapıştırırım. Aynen. Şimdi bu FB kenar uzunluğunu bulmakta iş aslında. Şimdi burayı nasıl bulacaksın? Özür, bura 60 var mı lan? 120 olacak. Burayı nasıl bulacaksın abi? 120. Ya kosinüs teoremi yapıştırırsın. Ama o da çok keyifli olmaz. Kosinüs 120 gerçi yine hoş bir değer ama ikinci dereceden denklem. Veya özel üçgenler testinde şöyle bir not bırakmıştık sana hatırlarsan. Şimdi o notu hatırlatacağım. Şunu şöyle uzatıyorum. Evet. Eğer şurayı 60 yaptım ya, burada bir eşkenar üçgen oluşturursam 3, 3, 3 diye 60. Evet, şimdi o notu hatırlatıyorum sana. Şöyle bir tatlı üçgen var. Hatırla. Köşe açısı 30 olduğunda 7'lik kenarı gören 3'e 8'di. Eğer bunu görmediysen kosinüs teoremi yazacaksın. Ama bunu aklında tut demiştik. Bak yine karşıma çıktı. Eğer burası 8 ise haliyle x uzunluğuna kaç demem gerekiyor? 5. O zaman bahsi geçen eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğuna kaç dedim? 8. Alanı ne olacak o zaman? Kenar uzunluğu 8 çarpı kenar uzunluğu çarpı C açısı kaç? 60 yani sin 60. Yani 64 çarpı kök 3 bölü 2 sadeleştir yapıştır. Evet, tekrarlıyorum. Eğer oradaki güzelliği görmediysen kosinüs teoremi yazacaksın abi FBG'de. Çok tatlı olmayacak. Ben o yüzden geçiyorum. Bir adet eşkenar dörtgenim var. Şöyle bir açı eşitliğim var. 2MAEB neredesin? Şuradayım diyor. Şuna A diyecek olursan diyor ki BAE'ye yani şuraya 2A diyeceksin. O zaman şimdi bu eşkenar dörtgense şurası da 5. Yani dolayısıyla şurası da 2A. Şu A açısı ise o zaman şu da A açısı olmalı ki 2 iç 1 dış yapmış olayım. Burada anlaştık diye ümit ediyorum. Peki. Üçgen çok hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Fakat elimde bir ikizkenar üçgen var ABC. İkizkenar üçgeni bir uzunluk sorusu veya alan sorusu gördüğümüzde ikizkenar üçgenin en tatlı özelliğini kullanıyorum. Neydi o? Tepeden dikim. İndim abi. Şimdi üçgenini nasıl verdirttireceğiz? Bu tepeden indiğim dikme eşkenar dörtgenin diğer köşegen olacak. Çok aman aman işe yaramaz belki ama o da olsun, dursun köşede. Sonra ne diyorum? Şunu diyorum.
Bakınız biz BCE üçgeninin az önce AA yani AA açılarına sahip olduğundan ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş olduk. O zaman BC uzunluğu 5 ise şuraya da 5 yazacağım. CE'ye de. Ardından diyorum ki şu uzunluk A olsun, şu uzunluk B olsun. İki tane Pisagor yazacağım. İlki diyecek ki A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir 5'in karesi. İkinci Pisagor'u da şurada yazacağım. Bu da bana diyecek ki A'nın karesi artı B artı 5'in karesi eşittir 3 kök 10'un karesi. Buradan taraflar var. Topla çıkar, çarp, bölü, zar, sürt yapacağız. Devamını getireceğiz. Fakat daha tatlısını yapıyorum. O ne? Şimdi özel üçgenlerde üç kağıdı vermiştik sana. Hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. O üç kağıtla yürüyorum. Şimdi burada bir dik üçgen var hipotenüsü 5 olan. Ulan diyorum ki 3, 4, 5 midir acaba bu? 3, 4, 5 midir acaba bu? Yer mi? Bakalım. Bakınız bu 3, burası 9. 9'u nasıl yazmıştık orada? 3, hay Allah seni. Abi iyice sarpa sardı bu. Evet, şurası 9'du. Nasıl yazmıştık onu? 3 kök. Şimdi kök için öyle bir şey sayı yazacağım ki dışarı çıktı. Dışarı çıkıp 3 ile çarptığımda 9 olsun. O zaman buraya 9 yazmam lazım ki dışarı çıktı 3. 3 ile çarptım 9 oldu. Okey. Sağladı mı? Sağladı. Oturdu mu? Oturdu. O zaman yürüdük abi. Yani şu Pisagor'u yazmama, şu iki Pisagor'u yazmama gerek yokmuş aslında ama bunu görmek tabii çok kolay değil. O zaman ben şu uzunluğa 4 dediysem burası da 4. O zaman bahsi geçen eşkenar dörtgenin köşegen uzunluğunun biri 8, diğer köşegen uzunluğu yani BD de 6. Eğer bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa alanları nasıl buluyorduk? Köşegenler çarpımının yarısıydı yani 24. Evet, geldim 7'ye. Eşkenar dörtgensel bölgenin ağırlık merkezi G imiş. 120 derece AG eşit GK. Şimdi eğer G ağırlık merkezi ise haliyle ne olacak? Tabii ki de köşegenlerin kesim veya kesişim noktası. Diğer köşegeni kırmızı çizeceğim. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Hatırlıyorsundur. Şekli biraz büyüteyim. AG eşit 2GK. Şimdi 60-30 çok var ya. Şu GK uzunluğuna kök 3 diyeyim. AG de 2 kök 3 olacak. Dolayısıyla şurası da 2 kök 3 olacak. Haliyle tadı çocuk. Şu açının 90 olduğunu görüyorsun ama öncelikli olarak şu açıya yoğunlaşalım. Bu açı 60 derece. Ana! Kök 3'e 2 kök 3 oranı var. Yani 1'e 2 oranı var. Diyorum ki 30-60-90 demek ki bu. Yani 30-60-90. Süper oturdu. 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3. Ve benzer şekilde şu açının ölçüsü de 30-60 olduğundan 60'ın karşısı kök 3, 30'un karşısı KB1. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Şimdi bana diyor ki alanları oranla. Başlıyorum oranlamaya. Mavi seçeceğim. Şimdi bakın KB'ye 1 dediysem şu alanı S dersem üçlük alana 3S diyeceğim. Üçlük tabana özür. Şimdi buraya 4S yazdım toplamda. O zaman burada 4S, burada 4S, burada 4S. Alan ADC, ADC, KG. Kaç S koydum oraya? 11S koymuşum. Sonra AB, KG. Oraya kaç S koymuşum? 5S. Güzel. Ne oldu o zaman? 11 bölü 5. Temiz. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Herhangi bir problem olursa yorumlara yaz. Olmadı bu soruyu tek başına ayrı bir şekilde uzunca çözelim. Şimdi bu sorunun cevabını Balıkesir diyordu ama düzelttim ben onu. 16 yaptım. Şimdi soruyu çözeceğim. Aşağıda özdeş eşkenar dörtgenlerde taralı alanların birbirine eşit olduğunu söylüyor. Şimdi hacı. PR MN'ye paralel. Şu şuna paralel. OE de AD'ye. Yani şu da şuna paralel. Şimdi o zaman şu parça şuna eşit olduğundan burası X ise buna da X diyeceğim. Bunda problem yoktur bence. Şimdi alan eşitliğinden yürümem gerektiği için şu alana S diyecek olsam şuna da S demem lazım. Yani 4'te 1 alana 2S dedim. 2S, 2S yürüyorum. Tüm alanı 8S dedim. Şimdi burası da S'miş. Tüm alanı 8S diyeceksem çünkü bu eşkenar dörtgenler özdeş. Şuraya 7S kalır. S'lik alana 4 vermişse 7S'lik alana 28 vermeli. Yani bahsi geçen eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 32 olacak. Bunlar özdeş. O zaman bu da 32.
Yani AB32 ise bir başka deyişle 2x32 ise x kaçtır bile der 16. Evet, bence anlaşmışızdır. Böylelikle bu testi de noktalamış oluyoruz. Eşkenar dörtgen test 4 kalıyor. Aynen, sonra dikdörtgen diyeceğiz. O zaman burada bırakıyorum tatlıcucuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakasın ve güzel ders çalışasın. 25 Mart'ta da gördük. Mart'ta bitiyor. Yani Nisan, Mayıs başka bir şey kalmadı. Evet, geçmiş şükürler olsun.